Merhaba arkadaşlar Almanca Kolay hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Diktat ile devam ediyoruz arkadaşlar. Bu çalışmamızda di Länder yani ülkeler ve di Nationalität yani uyruklar anlamına gelen di Nationalität konularını ne yapıyor olacağız? Daha önceden görmüştük. Burada nasıl doğru yazılır değil mi? Bunu yapıyor olacağız kendimizi kontrol ed ediyor olacağız. Benim size söylemiş olduğum e, cümleleri düzgün bir şekilde yazmanızı rica ediyorum arkadaşlar. Etrafımızda kağıt kalem varsa lütfen hazır hale getirelim. Şayet yoksa da bunu görselleştirmeye çalışalım. Nasıl yazıldığına dikkat edelim. Ben e, cümleleri söylüyor olacağım. Ondan sonra tahta başına geçeceğim ve nasıl yazıldığını şöyle bir üstünden geçerekten ne yapıyor olacağız? sağlamasını yapıyor olacağız. Öncesinde görmüş olduğumuz aslında bu konunun. Çünkü biz dilende ve di nationality konusunu değil mi daha önceden görmüştük. Bu diktat çalışmasıyla aslında pekiştirmesine ve nasıl doğru yazıları incelemiş oluyoruz. Hazırsanız ben şimdi ilk aşamada dinamik bir şekilde cümlelerin üstünden geçiyor olacağım arkadaşlar. Ardından Sizden yazmanızı isteyeceğim. Hazırsanız başlıyorum. Bu arada da belirteyim arkadaşlar yazma yazma diyoruz ama tabi burada anlamayı da e, işin içerisine katıyoruz. Artı e, ne yapıyor olacağız? Artikülasyon çalışmasını da yapıyor olacağız öyle değil mi? Başlıyorum şimdi arkadaşlar. Was ist deine Nationalität? Was ist deine Nationalität? Ich bin Türke. Ich bin Türke. Die Türkei, Doppelpunkt. Die Türkei, Doppelpunkt. Ich komme aus der Türkei. Ich komme aus der Türkei. Die Schweiz, Doppelpunkt. Die Schweiz, Doppelpunkt. Er kommt aus der Schweiz. Er kommt aus der Schweiz. Er ist Schweizer. Er ist Schweizer, Japan, Doppelpunkt, Japan, Doppelpunkt. Sie kommt aus Japan. Sie kommt aus Japan. Sie ist Japanerin. Sie ist Japanerin. England, Doppelpunkt, England, Doppelpunkt. Er kommt aus England. Er kommt aus England. Er ist Engländer. Er ist Engländer. Deutschland. Doppelpunkt. Deutschland. Doppelpunkt. Sie kommt aus Deutschland. Sie kommt aus Deutschland. Sie ist Deutsche. Sie ist Deutsche. Şimdi hazırsanız arkadaşlar birazcık daha yavaş gidiyor olacağım ve siz de bu söylemiş olduklarımı görselleştirin hafızanızda. Ondan sonra yazıya aktarmaya çalışın. Başlıyorum. Was ist deine Nationalität? Fragezeichen. Neydi Fragezeichen? Soru işareti. Tekrarlıyorum. Was ist deine Nationalität? Ich bin Türke. Ich bin Türke. Die Türkei. Doppelpunkt. Ich komme aus der Türkei. Die Türkei. Doppelpunkt. Ich komme aus der Türkei. Die Schweiz. Doppelpunkt. Die Schweiz. Doppelpunkt. Er kommt aus der Schweiz. Er kommt. Aus der Schweiz. Er ist Schweizer. Er ist Schweizer. Japan. Doppelpunkt. Japan. Doppelpunkt. Sie kommt aus Japan. Sie kommt aus Japan. Sie ist Japanerin. Sie ist Japanerin. England Doppelpunkt England Doppelpunkt Er kommt aus England. Er kommt aus England. Er ist Engländer. Er ist Engländer. Deutschland Doppelpunkt Deutschland Doppelpunkt. Sie kommt aus Deutschland. Sie kommt, aus Deutschland. Sie ist Deutsche. Sie ist Deutsche. Şimdi arkadaşlar yazmış olduğunuzu tahmin ediyorum. Bir kontrol etmek mahiyetinde tekrar bir üstünden geçelim. Hazırsanız başlıyorum. Was ist deine Nationalität? Ich bin Türke. Die Türkei. Ich komme aus der Türkei. Die Schweiz. Er kommt aus der Schweiz. Er ist Schweizer. Japan. Sie kommt aus Japan. Sie ist Japanerin. England. Er kommt aus England. Er ist Engländer. Deutschland. Sie kommt aus Deutschland. Sie ist Deutsche. tahta başına geçelim ve doğru yapmış mıyız, yapmamış mıyız değil mi? Eksiklerimizi bir tamamlayalım. Umarım doğru yapmışızdır arkadaşlar. Tabi e, az önce de söyledim. Yine söylemekte fayda var. E, eksik gördüğünüz konular olduğunda bu konu olur. bir Başka bir konu olabilir. Mutlaka o ilgili ders videosuna geri dönelim ki buradaki yapmış olduğumuz diktat çalışmasında aslında bir nevi bir tekrar mahiyetinde bir, bir e, çalışma. Dolayısıyla mutlaka geriye dönelim ki e, geçmiş konular da herhangi bir soru işareti olmasın. İlk cümleye baktığımızda arkadaşlar bir soru cümlesi görüyoruz. Was ist deine Nationalität? Değil mi? Die Nationalität arkadaşlar uyruk demek. Nedir senin uyruğun derken demek ki Was ist deine Nationalität? Deme sorusu Ben Türk'üm diyecek olursak ve kişi eğer erkekse Ich bin Türke demiş oluyor. Hatırlayın bir kadın ben Türk'üm derse ne der? Ich bin Türken der. Değil mi? Dolayısıyla bu bir erkekse Ich bin Türke Kadın bunu söylüyorsa Ich bin Türken demiş oluyor. Die Türkei neydi? Türkiye. Şimdi ben Türkiye'den geliyorum dediğimde Ich komme aus der Türkei. Hatırlayalım arkadaşlar bunları ta A1'in ilk ilk konularında görmüştük değil mi? Die Türkei, Türkiye ancak Türkiye'den dediğimizde bakın burada bir datif dönüş var. Bu durumda aus der Türkei dememiz gerekiyor. Yani kalkıp aus die Türkei yanlış olurdu öyle değil mi? austria Türkei demem gerekiyor. Dolayısıyla ben Türkiye'den geliyorum dediğimde Ich komme aus der Türkei demem gerekiyor. Die Schweiz, bakın bu da yine Türkiye gibi değil mi? Artikelle bir ülke. Die Schweiz. O İsviçre'den geliyor derken Er kommt aus der Schweiz. Bakın burada da yine ne var? Bir datif dönüş değil mi? Die Schweiz ne olmuş? aus der Schweiz dolayısıyla er kommt aus der Schweiz derken o İsviçre'den geliyor o İsviçreli derken er ist Schweizer dememiz gerekiyor değil mi der Schweizer demek ki İsviçreli er ist Schweizer Peki Japan bu da gayet bariz ne Japonya anlamına geliyor öyle değil mi o Japonya'dan geliyor dediğimizde sie kommt aus Japan. Bakın bunun artikeli olmadığından değil mi? Herhangi bir şey getirmiyorum önüne. Dolayısıyla sie kommt aus Japan dediğimizde o Japonya'dan geliyor. Tabi bu bir kadın olduğu için değil mi? O Japon dediğimizde ne olacak? In gelecek burada. Bu durumda sie ist Japanerin dediğimizde o Japon demiş oluyoruz değil mi? Sie ist Japanerin. Bir sonraki ülkeye geçtiğimizde England bu İngiltere demek öyle değil mi? O İngiltere'den geliyor dediğimizde Er kommt aus England değil mi? Er kommt aus England O İngiliz dediğimizde Er ist Engländer Bakın burada ne oluyor? A'nın üzerine değil mi? Biz buna ne diyorduk? Noktalı A demiyoruz değil mi? Ne diyoruz? A umlaut. Yani noktaların konulduğu A. Er ist Engländer demek ki o İngiliz dediğimizde değil mi? Bu bir erkekse demek ki er ist Engländer dememiz gerekiyor. Son örneğimize baktığımızda Deutschland, Almanya demekti. Bakın Japan, England, Deutschland gibi ülkeler demek ki artikel almıyor. Öyle değil mi? O Almanya'dan geliyor dediğimizde Sie kommt aus Deutschland Sie ist deutsche. Bakın dikkat edin arkadaşlar. Bunu uyruklar konusunda ayrıntılı şekilde görmüştük değil mi? Buraya in gelmeyecek. Bu bir kadın ancak deutsche diye sonlandırıyoruz değil mi? O e ile sonlandırılmış oluyor. Bu durumda bahsetmiş olduğumuz kadın bir Almansa değil mi? O Alman dediğimizde ne diyecekmişiz? Sie ist Deutsche dememiz gerekiyormuş. Şimdi burada e, ülkelerin büyük harfle başladığına dikkat etmemiz gerekiyor. Artı uyrukların da değil mi yine büyük harfle başladığını biliyor olmamız gerekiyor. Dilerseniz şöyle bir üstünden geçelim arkadaşlar. Senin uyruğun nedir diye sorduğumuzda değil mi ne diyeceğiz? Was ist deine Nationalität değil mi? Senin Uyruğun nedir dediğimizde deine Nationalität benim ben Türküm dediğimde ich bin Türke demem gerekiyor. Türkiye içinde die Türkiye ben Türkiye'den geliyorum. Ich komme aus der Türkei. Die Schweiz, İsviçre o o İsviçre'den geliyor. Er kommt aus der Schweiz o İsviçre'li. Er ist Schweizer. Sonraki örneğe bakalım. Japan, Japonya demek. O Japonya'dan geliyor dediğimizde Sie kommt aus Japan. O Japon dediğimizde ve bu bir kadınsa demek ki Sie ist Japanerin dememiz gerekiyor. England, İngiltere. Er kommt aus England değil mi? Kişi erkekse o İngiltere'den geliyor dediğimizde er kommt aus England dememiz gerekiyor. Bu bir erkek dolayısıyla İngiliz er ist Engländer değil mi? Er ist Engländer. Bu bir kadın olsaydı ne olacaktı? Sie ist Engländerin olacaktı. Yapa, Japanerin değil mi? Bu bir erkek olsaydı er ist Japaner diyecektik. Değil mi? Ve son olarak Deutschland, Almanya. Sie kommt aus Deutschland. Değil mi? Bu bir kadın ve Almanya'dan geliyor. Sie ist Deutsche. O, Alman. Bu bir erkekse. Er ist Deutscher. Bakın burada da er sonlandırıcısının gelmesi gerekiyor. Tabi buralar, burada baktığımızda aslında bütün diller içinde geçerli olan bir şey. Bunun neden Sorusu yok arkadaşlar. Zaman zaman hep öğrenciler soruyor, bu neden böyle falan diye. Bunu hani fen bilimleriyle, matematikle kıyaslamamak lazım. Çünkü dillerdeki bu yapılar kendi dinamiği içerisinde düşünülmesi gerekiyor. Hani neden işte şundan dolayı diyemiyorsunuz. Hele ki Almanca'da o kadar evet bir gidişat var, kurallar zinciri mutlaka var. Ama o kuralları bozan başka kurallar da işin içine çıkabiliyor tıpkı burada olduğu gibi. Şimdi dilerseniz arkadaşlar artikülasyon çalışmasına geçelim. Bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Was ist deine Nationalität? Was ist deine Nationalität? Ich bin Türke. Ich bin Türke. Die Türkei. Die Türkei. Ich komme aus der Türkei. Ich komme aus der Türkei. Die Schweiz. Die Schweiz. Er kommt aus der Schweiz. Er kommt aus der Schweiz. Er ist Schweizer. Er ist Schweizer. Japan. Japan. Sie kommt aus Japan. Sie kommt aus Japan. Sie ist Japanerin. Sie ist Japanerin. England. England. Er kommt aus England. Er kommt aus England. Er ist Engländer. Er ist Engländer. Deutschland. Deutschland. Sie kommt aus Deutschland. Sie kommt aus Deutschland. Sie ist Deutsche. Sie ist Deutsche. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Diktat çalışmasının içerisinde die Länder, die Nationalität konusunu görmüş olduk. Sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.